Uçarak geldim biliyor musun? Yani şu hele Opet'in orada bir rüzgar. Bak durduramıyorum kendimi. Gidiyorum böyle. O çok az ama bütün gün için. Bundan 5 şey. Neredeyse gün ortası oldu ve ben hala sizinle kamerayı alıp konuşamadım. Çünkü bilmiyorum sesimden anlaşılıyor mu? İnanılmaz bir şekilde alerjim tavan yaptı arkadaşlar. Zaten bir öğle yemeği yiyeceğim. Ondan sonra çıkacağım. 1-2 saat kaldı çıkmama. Eve gidince artık rahat rahat konuşuruz diye düşünüyorum. Selam. Eve geldim. Saat 2:30 falan. Bayağı rüzgar vardı dışarıda. Böyle bir şey olamaz. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Bursa'nın en sevmediğim şey lodosu gerçekten. Zaten direkt başınızı ağrıtıyor. İğrenç bir lodosu var. Hafta sonu olduğu için hava çok kötü. Yarın full yağmurlu bir gün. O yüzden bu hafta evdeyiz diye düşünüyorum. Ve kendimi tamamen bakıma vereceğim bugün. Elimde bir amla yağı var. Amla yağını ben çok seviyorum. Ama şişesi gerçekten çok kötü. Böyle ağzı pompalı değil. Fıs fıslı bir şişesi de yok. Yani tamamen açık. Onu böyle kullanırken hani hep lavaboya dökülüyor, yerlere dökülüyor falan. Onu ben şu HC ikincisini aldım çok memnun kaldığım için. Bu boş olan şişeye döktüm. Böyle pompalı bir şekilde bunu kullanacağım. Zaten diğer kullanacağım maske de HC2. Şimdi bu HC'yi önce diplerime uygulayacağım. Ben buna hamilelik öncesi başlamıştım. Gerçekten çok güzel bir maske. Böyle saç uzatmak isteyenler için direkt birebir. Saç boylarımın ve uçlarının da daha parlak olması için amla yağını kullanıyorum. Benim genelde fix rutinim bu şekilde. Bu HCK markasının saç maskesini de aldım ben son alışverişimde. Bunu bir 3 kere mi 2 kere mi ne kullandım. Daha yeni yeni kullanmaya başladım. Çok sevdim. Ya benim beklentim tamamen saç uçlarımı yoğun bir şekilde kurtarmasıydı. Şimdi benim hamilelikte saçım çok uzadı arkadaşlar. İnanılmaz uzadı. Yani bakar mısınız? Belime gelecek neredeyse. Doğrana kadar belime gelir diye düşünüyorum. Ama uçları çok kırıldı. Kesmek de istemiyorum. Kesmek istememin sebebi bu arada batıl işte çocuğun ömründen gider falan değil. Uzun olması hoşuma gidiyor. Kesmek istemiyorum yani donma kadar en azından. Ama bir yandan da hani sağlıklı bir şekilde uzasın istiyorum. O uçları beni rahatsız ediyor. Bu bence çok güzel toparladı yani toparlayacak da diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çok yumuşattı ve böyle o çatal çatal ayrık olan şeyleri güzel birleştiriyor diye düşünüyorum. Amla yağında şöyle değişik yorumlar alıyorum. Saç rengini koyulaştırıyormuş. İşte saç rengini bozuyormuş, yeşertiyormuş. Kendi yeşil olduğu için falan. Ya öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama yaşayanlar var. Bence onun sebebi orijinal olmayan satıcılardan aldıkları için olabilir. Yani ya da acaba öyle mi oldu diye düşünüyorum ben. Bu arada şimdi atıştırmalık bir şeyler hazırlayacağım. Onur hasta çünkü ben gelene kadar da kendine bir şeyler hazırlayamamış maalesef. Ona atıştırmalık bir şeyler hazırlarken ben de yerim diye düşünüyorum. Evet, Onur'un kocaman kahvaltısı. Tam odayı lavaş vardı. Ben bunun arasında şöyle salça sürüp işte salam, sucuk, kaşar falan koyuyorum. Annem bana yapıyordu bekarken. Ben çok seviyorum. Hızlıcık en pratik bu vardı evde. Bunu yaptım. Tabii ona yaparken canım çekti. Kendime de hazırladım. Karadut suyumu da aldım. Çünkü başka bir şey içemiyorum. Ve gazlı bir şey tüketemediğim için. Size neyden bahsedeceğim? Bu hafta ben geçen hafta sonu itibariyle bu hafta komple çok kötü hastaydım, rahatsızdım. Enfeksiyon oldum. Zaten normalde bütün kadınların bence geçirebileceği en kötü şeylerden bir enfeksiyon, idrar yolu enfeksiyonları. Hele ki hamilelikte arkadaşlar gerçekten yani başına gelen Allah sabırlar versin, acil şifalar versin. Çok kötü. Bir sabah uyandım ve işe gideceğim. Hazırlandım falan filan. Böyle montumu giydim. Bir midem bulanıyor ama mide bulantısı var.
Bu çok garip çünkü benim hamileliğimde normalde hiç mide bulantısı olmadı. Şey diye düşündüm hani acaba bebeğin saçı mı çıkıyor, işte o mum yapıyor mide bulantısı falan filan. Biz böyle hani etrafımızdaki insanlarla işte yakın çevremizde herkes öyle düşündük. Muhtemelen dedik bebeğin saçı çıkıyor falan. Ama bebeğin saçı çıkması da mide yanması yaparmış, kusturmazmış yani. Acile gittik. Acilde de bir hasta varmış. Önemli bir vaka varmış. Ciddi bir durum. Bana dediler ki seni doğumhaneye çıkartacağız. Korktum. Diyorum ki ben daha 5 aylık hamileyim. Beni niye doğumhaneye götürüyorsunuz? Hani sanıyorum ki beni alacaklar, doğurtturacaklar orada. Ya, o kadar gitmiş benim kafam kusmaktan. Ondan sonra doğumhaneye gittik. Dediler ki hani aşağısı çok kalabalık olduğu için orada yapılacak işlemleri sana doğumhanede yapacağız. Ha tamam o zaman dedim. Ondan sonra biz işte çıktık onunla doğumhaneye. Orada bana işte serum verdiler. Kanlarımı aldılar. İşte şey yaptılar. İdrar tahlili yaptılar falan filan. O gün biz saat böyle akşam 6 gibi falan hastaneye gittik. İki serum yedim. Yani gece 11'de falan çıktık, öyle söyleyeyim size. Çok şükür şu an daha iyiyim. Hatta çok çok daha iyiyim. Çünkü hani bulantının dışında böyle böbreklerim de çok ağrıyordu. Böbreklerime vurmuş tabii ağrısı. İşte vücudum çok kötü. Tansiyonum düşüyor sürekli kusmaktan falan filan böyle. Çok halsizdim. Diyetisyeni anlatayım. Diyetisyeni ben zaten hep başlamak istiyordum. Yani hep bir kontrol altında gitmek istiyordum. Çünkü benim kilo konusu birazcık sıkıntılı. Ben normalde olmam gereken kilodan daha yüksek başladım hamileliğe. Yani 65 ile başladım. Benim boyum 1.70. Benim normal kilom hani böyle her zaman 57, 58, 59 maksimum falandı. 65 benim için çok yüksekti. Zaten bunun bedenen de hani hissediyordum fazla geldiğini. Ama 65 kilo ile hamile kaldım. Ve hamileliğimin ilk zamanlarında çok hızlı kilo aldım. Bir 5 kilo falan daha böyle 2. 3. ayımda almıştım. Ve benim bel fıtığım var. İki tane bel fıtığım var. Bel fıtığım olduğu için zaten hem kilomun yüksek olması, hani bedenime göre yüksek olması sebebiyle hem de fıtığımın olması sebebiyle hamilelik boyunca maksimum 10 kilo falan alabilirsin dedi doktor. Yani dikkatli gitmemiz gerekiyor dedi. Hani kendimi fıtıktan dolayı böyle 80 kilolarda falan hayal edemiyorum. Çok zor olur. Yani şey değilim, hani kilo almak hamilelikte sağlıklı olduğu sürece hani bence sorun değil. Tamamen yani onun şeyindeyim, onun düşüncesindeyim. Benim derdim asla kilo değil. Hani veremem, çirkin olurum, bilmem ne, şişko olurum falan, o değil benim derdim. Benim derdim tamamen sağlık açısından, yani fıtıktan dolayı. O öyle olmasa zaten ah, dünyanın en güzel şeyi, zaten hamilesin diye herkes senin önüne bir şey tıkıyor. Bende de öyle oldu. O yüzden biraz hızlı kilo aldım. Şimdilik gayet güzel gidiyor, bakalım. Tabii arada şöyle kaçamaklar oluyor. Daha doğrusu başladığımdan beri bu ilk kaçamağım olabilir. Ya bir şey oldu. Ve moralim çok bozuldu. Ağladım. Neden olduğunu söyleyeceğim şimdi de, lütfen dalga geçmeyin. Ben böyle düz, topuksuz, siyah, böyle klasik spor bir çizme istiyordum. Özellikle hamilelik zamanında giymek için. Hani havalar soğudu, böyle elbise giyiyorum zaten, sadece pantolon çok giyemiyorum. Elbisenin altına giyebileceğim, bacaklarım üşümesin istediğim için. Bende de topuklu çizme var. Tabii topuklu çizmeleri şu an giymek pek normal değil. O yüzden bundan aldım. Ve şeyden almıştım, bu 2 ay sonra öde kampanyasından almıştım. Gayet iyi ve uyguna gelecekti fiyatı. Yorumlarda da aslında şey yazanlar çok olmuştu. Bacağım kalın, kapanmadı, işte genişliği çok işte iyi değil falan filan. Ya ben o kadar olduğunu düşünmedim. Daha doğrusu benim o kadar olduğumu düşünmedim. Yani bacaklarımın o kadar kalınlaştığını düşünmemiştim. Ve hiç kapanmadı. Bayağı moralim bozuldu. Şimdi duşa gireyim de şu kafamdaki yağı arındırayım bari. Bütün gün kamera karşısında size böyle yağlı kafayla konuşmayayım. Tekrardan geldim. Duştan çıktım şimdi. Size bir göbek update yapayım. Biraz göbek deliğim sanki yuvarlaklaşmaya başladı gibi geldi bana. Sanki bir değişiklikler oluyor hafiften. Morfosun şu milkshake'lisini kullanıyorum. Ay çok güzel kokuyor.
Gerçekten çok güzel kokuyor. Sırf kokusu için kullanıyorum zaten. Bacaklarım öyle bir ağrıyor ki size anlatamam. Çünkü pilatese yazıldım. Normalde ben zaten pilatese gitmek istiyordum ama yani bir yere gitmek istiyordum. Hani bir pilates stüdyosuna gidip hamile pilatesi yapmak istiyordum. Ama sonra şunu düşündüm. Zaten Kasım bitiyor. Önümüz kış ve benim en ağırlaşacağım dönemler Aralık, Ocak ve Şubat. Zaten Mart'ta da doğum var. Son zamanlarda böyle hani işten çıkıp bir yere gitmek, o kar kışta üşenirim falan. Zaten iyice büyümüş olacak karnım, zorlanırım falan diye düşündüm. Bir de böyle gerçekten insanın her gün yapası gelmiyor ve evinin konforu hiçbir yerde yok. Özellikle hamilelikte insan onu çok arıyor. O yüzden online pilatese yazıldım. Şu Tresa'nın toniğini kullanacağım diplere, dökülme olmaması için. En son Simge Duman'da karar verdim. Zaten Simge Duman'ın ben YouTube'dan da videolarını görmüştüm. Bu hamile kaldıktan sonra araştırmıştım ve birkaç tanesini de yapmıştım. Onun işte böyle kampları oluyor. Gebe kampları falan. Ondan fiyat aldım. Ona yazıldım. Şimdi ikinci dersimizi yaptık. Ama dün özellikle böyle squat gibi çömelme hareketleri falan yaptık. O kanalın işte rahatlaması, genişlemesi içinmiş falan. Orada ne fark ettim biliyor musunuz? Çok kilo almışım arkadaşlar. Size cilt bakım rutinimi çekeceğime söz vermiştim. Ama bu videoda böyle kısaca birazcık göstereceğim. Bu zaten sabah yüzümde bir makyaj yoktu. O yüzden cildimi temizlemeyeceğim. Duş da aldım. Gül suyuyla bir tonikle temizleyeceğim öncelikle. Aslında o rutin videosunu bu akşam ayrı bir şekilde çeksem mi dedim ama makinenin işi uzun süreceği için onu dedim yarına bırakayım. Gör ki tonun göz kremini kullanıyorum ben. Bunu çok beğeniyorum. Tek sıkıntı benim böyle parmak sokmak. Çünkü benim tırnaklarım mesela kısa şu anda ama uzun aslında. Benim tırnak yapım çok küçük olduğu için çok kısa kullanamıyorum tırnağımı. Bir şey de böyle içine sokmak bana pek hijyenik gelmiyor açıkçası. Serum olarak Rimuhal serumlarını gerçekten çok beğeniyorum bu aralar. Zaten bayağı bitirdim. Bir hyaluronik asit vardı elimde. Sonra Arbutin'e geçtim. Çünkü hamilelikte bende çok fazla sivilce oldu arkadaşlar. İnanılmaz sivilce oldu. O sivilce izlerinin de kalmaması için düzenli olarak Arbutin serumu kullanıyorum. Ki çok az var yani. Hani şu an ön kamerada göremeyebilirsiniz ama şurada böyle birkaç tane iz var. Onlar hani böyle artık ya gündüz gözüyle falan gösterebilirim ya da ring light'ı açtığım zaman o ışıkta daha çok belli olur tabi. Ama ben gayet iyi geldiğini düşünüyorum çünkü birçok lekeyi giderdi. Bunun üzerine cildim çok kuruduğu için hyaluronik asidi de süreceğim. Zaten cildim o kadar kurudu ki bu süreçte direkt emiyor yani. Yüzüme ne koyarsam eminim. Genelde Likapen'in ürünlerini kullanıyorum. Makyaj temizleyici, yağ, köpük, temizleme köpüğü. Bu da Sisa kremi. Bunu da ben çok seviyorum ama bana nemlendirmesi çok yoğun gelmiyor. Sadece cilt bariyerimi güçlendirmesi için bunu kullanıyorum. Üzerine mutlaka başka bir şey sürebiliyorum genelde. Şimdi mutfağa geldim. Köfte dürüm hazırlayacağım. Olur çünkü hafiften acıkmış. Ben hala acıkmadım. Ama acıkmamamın sebebi çok fazla mandalina yedim. O kadar, yani bir 4-5 tane falan mandalina yemişimdir. Ki listemde akşam sadece yemekten sonra bir porsiyon falan meyve hakkım var. Ona rağmen ben neden öyle yaptım bilmiyorum. 4-5 tane mandalina yedim. Normalde bu benim listemde var. Bana diyetisyen ilk yola başlamadan önce bir form doldurmuştu. Bilgilerin, işte kaçta kalkıyorsun, kaçta yatıyorsun, işte günlük rutinin ne, çalışıyor musun, işte neler tüketiyorsun normalde falan filan gibi bir sürü soru var. Bir de şey sormuştu, bu süreçte seni hani ne motive eder gibisinden. Ben de ödül yemeği gibi bir şey yazmıştım. Hatta şey yazdım, hatırlıyorum.
O sıralar işte benim canım çok abur cubur ve fast food istiyordu. Hatta genelde bana herkes soruyor hamileliğimde aşerdim mi aşerdim mi diye. Ya böyle spesifik olarak hani durup dururken aklıma bir şey geldi. Ah evet bunu aşerdim dediğim olmadı. Ama canım hep böyle ağırlıklı olarak fast food istiyordu. Yani yalan yok, istiyordu. Neyse onu yazdım ben. Dedim ki hani arada böyle hamburger gibi kaçamaklar olursa çok iyi olur dedim. Hani bu beni dedim motive eder, mutlu eder. Ona istinaden böyle bir köfte dürüm yazmış hocam. Gerçekten işe yarıyor. Şu an mesela yine böyle bir canım çekti gibi oldu. Ama hemen köfte dürüme çevirdim. Çünkü onun içinde bayağı böyle işte şimdi birazdan domates, biber falan keseceğim. Onları kızartacağım. İşte yeşillik koyacağım falan. Hamburger gibi olacak yani. Ama sağlıklı olacak. Bu arada yoğurt makinesi aldım. Ben yoğurt makinesi zaten almak istiyordum. Bir de zaten ilerleyen zamanlarda yani bebek daha doğmadı ama bebek doğduktan sonra ektidaya geçildiğinde çok daha iyi olacağını düşündüm. Onun öncesinde bana doktorum kendisi de daha ilk gittiğimde yani ilk 4 haftalıkken gittiğimde yoğurdunu kendin yap, dışarıdan yoğurt ve süt tüketmek. Süt kesinlikle tüketme demişti. Ya buradaki aynamı silip ile silmiştim ama hep iz kalmış. Kusura bakmayın. Şimdi biz kahve içmeye çıkacağız. Üstümdeki o yine Teddy sweatshirt'ü giyeceğim ama altımdaki eşofmanı değiştirdim. Bunlar Artış diye bir hamile kıyafetleri satan satıcı var. Trendyol'dan almıştım ben. Yaklaşık 3-4 tane böyle işte eşofman, tight öyle şeylerini aldım. Ve gerçekten çok kurtarıcılar. Buna mesela bayılıyorum. Normal siyah. Böyle bol paçalı, İspanyol paça gibi. Gayet güzel ve o kadar rahat ki size anlatamam. Zaten bütün kıyafetlerin yanında şöyle. Benimki birazcık sökülmüş ama gösteremiyorum. Şöyle şeyi var. Düğmeli. Daha buna sıkıp açabiliyorsunuz. Kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Onu giydim. Sonra makyajı falan gerek yok. Zaten kahve içeceğiz sadece. Yolda çıkarken asansörde arabayı benim kullanacağımı karar verdik. Ehliyetimi aldığımdan beri hiç araba sürmedim. Birazcık da tırsıyorum. Çünkü Onur'un arabası da biraz büyük. Benim kullanabileceğim bir araç değil aslında. Ama daha önce kullandım. Hani böyle kimsenin olmadığı bir yerde falan filan köy yolunda kullanmıştım. O yüzden sıkıntı yok dedim. Kaldırırım, çıkarırım diye düşündüm. Ondan sonra bizim evin oradan kaldırdım. Gayet normal bir şekilde caddeye de çıkarttım. Fakat vitesi ikiye atamıyorum. Yavaş gidiyoruz yani. Neyse sonra yola çıktık. Önüm bomboş. Hızlanmam lazım artık ve vitesi ikiye almam lazım. Yapamadım. Yapamadım Onur. Frene bastım. Yapamadım. Frene debriyaj bastım. Yerine frene bastım. İnsanların içinde. Evet debriyaj yerine frene bastım. Ama o an onu o hatayı yaptığımın farkında değilim. Ben debriyaja basıyorum sanırım. Panik oldum işte. Arkanda 10-15 araç bekliyorken sen gerçekten aracı, bunu mu yaşadın? Ben bir tane 10-15 tane araç vardı. Yanaşlarım ya bir tane araç. Saçmalama ya. Sağa geçtik akın akın trafik aktı. Şaka otobüs motobüs. Ya dedim bu saatte bu kadar trafik ne işi var burada? 2 dakika durmamız ona mal oldu. Allah'tan bayağı insan grubuydu yani. Bir tane korna olmadı. Ben ona şaşırdım. Muhtemelen arkadakiler ama araç bozulduğunu falan düşünmüştüm. Çünkü düz yolda giderken o kadar sert fren mümkün değil yani. Kimseye basmaz mı o maşallah? Ve sürekli debriyaj yerine frene basıyor. Star basa ve frene olmadı işte yani. Üf, tamam. Bunu da anlattım. Sırf videoda anlattım. Şu an biraz gülüp eğlenelim diye. Normalde çünkü benim şu an gerçekten moralim aşırı bozuldu. İşte bozuk olmaması gerekmiyor. O yüzden hatanı anlayacağım bir daha yapacağım. Burada anlattım ki biraz böyle gülüp eğlenelim. Bizim de aramızda şey muhabbet ısınsın diye. Bu kadar. Şimdi tabinatımı içip sakin sakin bu olayı unutmaya çalışacağım. Dönüşte de bana yine araba kullandırmazsan sevinirim. Çok şişman çıkıyorum, baksana ya. Çünkü şişman.
zaten bugün çizme olmadı diye ağladım. Eve geldik şimdi. Dışarıda öyle bir lodos var ki tam zamanında eve geldik. Çünkü tam bizim böyle evin oraya yaklaştığımızda ışıklarda duruyorduk. Bir lodos çıktı arkadaşlar. Araba sallanıyordu. Yani araba bildiğin gemi gibi şöyle sallandı. Bir anda böyle işte kumlar falan filan uçuşmaya başladı bilmem. O kadar kötüydü, korkunçtu ki. Bulaşık makinesini boşaltacağım. O sırada tabii benim bir şeyler izlemem lazım. Bir şeyler izlemeden de böyle mutfak işi yapmayı hiç sevmiyorum. Kardashian'ın yeni bölümünü izleyip onu boşaltacağım. Mükemmel bir aktivite ya. Saat gecenin 12.30 oldu arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Allah'ın manyak Başak Burcu bu saatte diyecek olursanız. Ya ben size en son bulaşık makinesini boşaltacağım. Bir bölüm izleyeceğim dedim. Sonra uyuyacaktım. Saat 12.30 ve ben bütün mutfak dolaplarını indirip tekrar yerleştirdim. Neden? Bilmiyorum. Ama jilet gibi oldu. Çok uzun zamandır yapmak istiyordum. Çünkü çok karışmıştı. İşte yerleri falan böyle çok şeydi. İçime siniyordu. Ondan sonra böyle çok ıvır zıvır vardı kullanmadığım falan. Onları birazcık azalttım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela benim üst raflarım şey değil. Şöyle durmuyor kendiliğinden. Düşüyor. Ama bunlar duruyor. Anlatabildim mi? O yüzden bu üst kısımlardan bir şey almak özellikle şu an hani hamileyken benim için çok zor. Çünkü hani bunu tutup bir elinle öbür elinle uzanıp alman lazım. Yani şu an bu kadar uzanamıyorum zaten. Gittikçe zorlaşmaya başladı. Ve benim böyle borcamlarım, işte salata kaselerim falan yani hepsi bunların üstündeydi. Onları aşağıya indirdim. Şöyle şuraya yerleştirdim. En azından elimin altında olacaklar. Çekmecelerimi düzenledim. Fincanlarım falan vardı. Onları hallettim. Hatta bir iki rafım boşa çıktı o derece. Şimdi kiler dolabına giriyorum. Şöyle bir kiler dolabım var. Kiler dediğim işte böyle bütün ıvır zıvırlar. Her şeyin olduğu. Orası biraz dağınık. Orası karışık. Oraya giriyorum şimdi. Bunları çekmememin sebebi şarjım yoktu. Ve hiç fark etmemişim. Bir de zaten böyle bir anda geldikleri için hiç çekmeyi planlamıyordum. Ama şu dolabı da birazcık halledersem sonra kendime bir herhalde uyku çayı yapıp, Melisa çayı yapıp direkt uyumayı düşünüyorum. Pazar gününden günaydın. Böyle bir enerjik uyandım ama aslında biraz fazla uyumuşum. Normalde saat 8'de kalktım kendiliğinden. Sonra çok yağmur yağıyordu, çok karanlıktı. Ve böyle Onur'un sırtına sokulup tekrar uyumuşum. Şimdi saat 11 falan olmuş. Kahvaltı yapacağım ama canım böyle tatlı bir şey istedi. Şeylerde de listemdeki tariflerde de fit pancake vardı. Bence tam günü tam zamanı. Çünkü hafta içi böyle onunla uğraşacak vaktim olmuyor sabahları. Tam bir pazar kahvaltısı olacak yani. Ama tam buğday unda falan ihtiyacım var. Zaten evde de ekmek falan eksikti Onur için. O yüzden onları şimdi internetten sipariş vereceğim. Geldiğinde birlikte yaparız. Böyle sabahları tertemiz bir mutfağa uyanmak mükemmel bir his değil mi ya? Şimdi market alışverişim geldi. Hemen açalım birlikte. Tam buğday unumuz var. Tam buğday ekmeğimiz var. Bunu akşam için almıştım. Yumurta, kabartma sosu ve bal. Bal yoktu evde. Sırf pankek için aldım. Şöyle çıt çıt kapaklılardan aldım. Üzerine sıkmak kolay olsun diye. Banyo spreyi almıştım. Viking'in. Tarifi normalde bir kişilik yazıyor benim listemde ama biz iki kişiyiz. Hatta biz üç kişiyiz. İki tane yumurta yapıyorum. Şimdi ben bir yemek kaşığı bal koyacağım içine. Şuradan patlamış. Bir su bardağı da süt ekleyeceğim.
Laktozsuz sütüm vardı benim. Şöyle bir yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Pankekler hazır. Tadı bence güzel oldu. Yani hamileler için gayet uygun. Çünkü içerisinde şeker vesaire, sıvı yağ falan yok. Tabii normal yaptıklarımızdan bir tık daha böyle yavan bir tadı var. Ama şu an gayet beni tok tuttu. İkinciyi yiyorum. Crown'un yeni sezonu geldi. Onu bitirmeye çalışıyorum. Şimdi kahvaltımı yaparken onu izleyeceğim. Tatlış. Şurat'tan tepsiye aldım Trendyol'dan indirimde. Birçok satıcıda bunların hepsi dijital baskı arkadaşlar. Dikkat edin. Bu dijital baskı değil. İlgili şovdan şu sabunu diyecektim. Ya şey mumu aldım. Benim yine burnum tıkandı. O yüzden sesim bir garip olmaya başladı. Bunun görünümünü çok sevdim. Tepsiyle birlikte gayet güzel, uyumlu oldu. Şu kitap kutulardan çok istiyordum ben. Böyle içine hani... Anlık ne atıyorsanız. Bizimki böyle oldu, tütsüler falan. Bunda 5 tane var elimde şu an. Normalde ben 4 tane almıştım. Sebebi şu. Şuraya koydum. Bana 2 tane aynısından göndermişler yanlışlıkla. Bu ve bu aynı gördüğünüz gibi. Ben öyle satın almadığım için tabii satıcıya yazdım. Dedim bana yanlış göndermişsiniz. O bir tane daha ekstra gönderdi. İade etmenize gerek yok dedi. O yüzden bunların içinde böyle hepsini doldurdum. İşte evraklar falan filan var. Burada da 2 tane var. Bunların hepsinin içi dolu. Birçok şeyi gayet güzel bir şekilde organize etti. Benim için indirimin en güzel alışverişi şunlar oldu. English Home'un şu Vanilla Wint isimli. Nerede yazıyor ya? Şurada ama odaklanmıyor. Vanilla Wint isimli bir oda kokusu var. Bambu çubuklu. Ben bunun kokusuna bayılıyorum. Yani benim evimin kokusu bu gerçekten. İndirimde, Kasım indiriminde 120 TL'ye aldım. O yüzden 2 tane bundan da stokladım. Body Shop'ın şu meşhur kil maskesini aldım. Bende şöyle bir huy var maalesef ki. Satın aldığım şeylerin böyle çok boyutuna bakmıyorum. Yani bakıyorsam da böyle dikkat etmiyorum. Bunun da fiyatı 250'ye düşmüş. Herkes dedi ki evet küçük, pahalı ama mükemmel. Çok işlevi, yani işlevi mükemmel olan bir maske. Cildini çok güzel derinlemesine temizliyor. İyi peki dedim. Kullandım. Hatta 2 kere falan kullandım. Onur'a da denedik bir kere. Gerçekten çok güzel. Ben böyle çok maske kullanan bir insan değilim. Yaklaşık böyle bir 5 senedir falan. Özellikle kil maskesi, işte pirinç maskesi falan, öyle şeyler hiç kullanmıyorum. Benim şöyle hani kendimi bir ekstra bir şey süsleneceğim zamanlarda yaptığım şöyle hepsini düşürdüm. Kağıt maskelerim var. Bioderma'nın makyaj çıkarıcısını biliyorsunuz. Benim en sevdiğim. Fakat çok pahalı olan bir ürün. Ben bunu eczanelerde, her böyle eczaneye gittiğimde o kozmetik bölümüne bakıyorum. Hep fiyatını sorarım. Böyle fiyatı 600, 700, 800 falan gidiyordu. Hiç indirime girdiğini görmüyorum normal zamanlarda. Ama Kasım indiriminde ben bunu 350 TL'ye aldım. Ve bu en büyük boyu. 850'lik görüyorsunuz. Bu bana herhalde bir 2 yıl gider diye düşünüyorum. Bu arada hala merdivenlerden çıkarken bacaklarım çok acıyor. Şimdi üst kata geldim. Diğer aldıklarımı da göstereceğim. Öncelikle Gratis'ten başlamak istiyorum. Gratis'te normalde ben hatırlarsanız birkaç ay önce çok büyük bayram alışverişinde, aynen bayram alışverişinde bayağı büyük bir alışveriş yapmıştım. İşte deodorantlar, şampuanlar falan filan stoklamıştım. O yüzden Gratis'ten böyle minnak bir alışveriş yaptım bu sefer. Çok bir şey ihtiyacım yoktu. Şu an işte yüzümde makyaj yok. Bak daha iyi görüyorsunuzdur. Buralarımda izler var hafif. Kılcal damarlarım çok çıkmaya başladı. Çok belirgin olmaya başladı daha doğrusu. Ve hiç böyle BB kremim, fondötenim kalmamıştı. Birincisi Wet n Wild'ın Tinted Hydrator'ı. Bu renkli nemlendirici olarak geçiyor ama kapatıcılığı gerçekten çok güzel. Benimkinin rengi Light Medium. Ben bunu 2 tane falan bitirdim. Gayet severek kullanıyorum. Şu Not'un herkesin övdüğü üçü bir arada BB kremi var. Bu özellikle indirimde paylaşmayan kalmadı bunu.
Bu da renkli nemlendirici olarak geçiyor. İçerisinde de 50 SPF varmış. 50 plus diyor hatta. Bunu çok merak ettim. Çok yani ilk şu an sizinle birlikte kullanacağım. Hiçbirini açmadım daha. Bunu deneyeceğiz ilk olarak. Bir de Noft'tan bir tane daha aldım. Bunun fiyatı bana 250'ye falan geldi gratis'te. Ben şeyden de paylaşmıştım. Trendyol'dan ve Hepsi Buroda'dan da paylaşmıştım. Bir de Noft'un bu BB kremini aldım. Ben de bunun şuradaymış. Concealer'ı var. Ve ben buna bayılıyorum. Şimdi videoda da gösteririm. Bu onun yüz için olanı. Bu ikisi gerçekten mükemmel. Bunu da ilk defa kullanacağım. Ama bundan o kadar memnunum ki sadece concealer olarak değil bütün yüzüme kullanıyorum. Kapatıcılığı aynıdır diye düşündüm. O yüzden bundan aldım. Bu da işte 190 gibi bir şey geliyordu indirimle. Concealer'ı bir uygulayayım. Onu bir görün. Bu da az kalmış. Keşke bundan da alsaydım. Hiç fırçaya gerek yok. Hatta en güzeli bence elinizle uygulanınca bu arada. Bu arada bunun sadece 10 numaralı rengi vardı. Burada elime aldığım zaman çok koyu görünüyor ama inşallah uyumlu olur cildime. Şu an anladım herkesin neden sevdiğini. Çok büyük bir kapatıcılığı yok ama bir tık şöyle görüyorsunuz aydınlık bir bitişi var. Herhalde bu yüzden herkes buna vuruldu diye düşünüyorum. Özellikle alnıma bakın bayağı parıl parıl parlıyorum. Ama kapatıcılık konusunda bir tık zayıf. Yani şey gibi. Ne gibi? Face and Body gibi geldi bana. Ama belki de süngerle uyguladığım için öyledir. Yani bir sonraki kullanımımda elimle şey yapacağım. Elimle uygulayacağım. O zaman daha iyi olur diye düşünüyorum. Damı da süreyim. Zaten başka bir şey yapmayacağım. Allık olarak da ben pastelin en sevdiğim allık. Yani bende böyle her rengi var. Bayılıyorum bu allığa. Azıcık şöyle yanaklarımı uygulayayım. Bunlar dışında Bade Natural'den bir alışveriş yapmıştım. Ben bu markadan ilk defa alışveriş yapıyorum bu arada. Ama gua sha yaparken yüzümün hani böyle çok kaygan olması gerekiyor. Çünkü o taşı böyle masaj yaparken yaklaşık bir 10-15 dakika sürüyor. Ve ben her zaman o dün gösterdiğim Arbutin ve Hyaluronik Asit serumlarını kullanıyordum. Tabii onlar hani cilde emdiği için direkt bir süre sonra cildim böyle kuruyordu ve o taşı sürmek zor oluyordu. Gua sha yapanlar bilir. O süreçte yüzünün full böyle yağlı olması gerekiyor. Cildin tarafından böyle kolay kolay emilmeyen bir şey olması gerekiyor. Araştırdım ne kullanabilirim gua sha sırasında diye. Ve en çok üzüm çekirdeği yağı önerisiyle karşılaştım. Bunun boyutunu bu arada bu kadar büyük beklemiyordum. Bunun üzerinde anti-aging, anti-dark spot yazıyor. Şu an tam benim ihtiyacım olan hem benim yaşlanma belirtilerimi azaltsın hem de şu lekelerimi azaltsın diye. Şöyle gayet yağlı bir formu var. Bu arada aynı zamanda üzüm çekirdeği çok güçlü bir antioksidanmış. O yüzden cildinize gerçekten çok iyi gelecek. Ben şimdi bunu iki kere falan uyguladım gua sha yaparken. Daha yeni kullanmaya başladım. Sen üzerinde de yazıyor hani cilt tarafından emilene kadar şey yapın, bekleyin diye. Sabah uyandığımda da gerçekten cildim yumuşacık. Ve gerçekten yumuşacık ve ışıl ışıldı. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yağ formülünde olduğu için çok uzun süre size bu gidecek diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ben ilk kullandığımda bayağı yağlı yağlı yaptım. Güreşçi gibi oldum. Ama çok az. 1-2 damla yetiyor tüm yüzünüze. Diğer ürün de Nioli yağı. Bu ara zaten çok 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 fazla her yerde görüyorsunuzdur. Neredeyse her markada var. Lütfen kullanacaksanız araştırın. İşte organik olması, sertifikalı olması, doğal olması çok önemli. Ben enfeksiyon sırasında hani duymuştum. Enfeksiyona çok iyi geliyormuş. Bunu seyrelterek de kullanabilirsiniz. İşte böyle buhar şeyin içinde, makinaların içinde falan da kullanabilirsiniz. Ben bunu çamaşıra damlatıyorum.
Bunu doktorum da önermişti. Onun zaten tavsiyesiyle aldım. Gayet memnunum. Güzel ferahlık sağlıyor. Ama ben böyle bir iki kere daha kullandım. Hani enfeksiyona etkili mi etkili değil mi bilmiyorum. O sırada hani antibiyotik de kullandığım için. O yüzden kendi doktorunuza danışın mutlaka. Sonra geçenlerde benim bir bacak kasılmam oldu. Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle bir anda bir kalktım, bacağım ağrıyor. Hatta şey diye çok korktum. Fibromiyalji geliyor galiba dedim. O ataklar geliyor galiba dedim. Çünkü kışın benim çok zor geçiyor. Yazın hiç ağrım olmadı fibromiyaljiden. Ama kışın özellikle soğukta romatizma tabii daha çok şey oluyor, hissediliyor. O yüzden öyle sandım, korktum. Doktorum magnezyum yağını önerdi. Magnezyum en iyi ciltten alınıyormuş. Ve böyle magnezyum yağları satılıyormuş. Hiç bilmiyordum, duymadım da bu zamana kadar. O kasılan, ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsin dedi. Bunu aldım. Flowy Oils diye bir marka, bunu da Trendyol'dan aldım. Onun yanında da bir uyku ve yastık spreyi aldım. Ben böyle uyku spreylerini çok seviyorum. Gece uyumadan yastığa sıkıyorsunuz. Bu nefes açıcıymış. Nane, okaliptüs ve biberiye var içerisinde. Bunu aldığımdan beri kullanıyorum. Memnunum. Ameliyat boyunca kullandığım çatlak kremi. Çatlak kremi olarak ilk başta Bio Oil aldım. Sonra bir Alman markası var. Adı neydi hatırlamıyorum ama Çisem'in videosunu gördüm. O da hamile şey paylaşmıştı. Hani hamilelikte hangi yağlar kullanılabilir vesaire. Çisem'in önerdiği bir diğer şey Mama Aura markasıydı. Zaten bunun sayfasına girip baktığımda çok güzel içerikler var. Yani cilt bakım, işte serumları falan da var çatlak için. İşte doğum sonrası çatlakları için, selülit için böyle ayrı ayrı bir sürü şeyler var. Bu özellikle hamilelik için kullanılanmış. Bunu ben çok beğendim. Yapısı birazcık yoğun ama cildiniz tarafından çok kolay bir şekilde emiliyor. Bio Oil'i hamilelikte çok kullanan var ama mesela Çisem hiç önermemiş. İşte içeriğini incelemiş falan filan. Bu benim çok anlamadığım konular. Ondan sonra onu mesela hani göbeğime değil de belki böyle bacaklarıma falan sürerim. Ben hamilenin 3. ayından itibaren böyle düzenli olarak kullanmaya çalışıyorum çatlak kremlerini. Bu arada çatlak konusunda çok takıntılı değilim. Benim tek derdim cildimin hani elastikliği, böyle çok gerilip bana sıkıntı çıkarmaması. Çünkü benim zaten hali hazırda çatlaklarım var. Yani bel kenarlarımda ve bacaklarımda var çatlaklar. Tabii ki de daha fazla olmasını istemem. Ama derdim tamamen nemli tutmak bölgeyi. Bundan kullanıyordum zaten. Bir tane daha aldım indirimde. Fiyatı da gayet iyi, yani 250-300 falan normal fiyatı. Kokusu da güzel. Dediğimiz gibi yağlar biraz cildi böyle... Yağların cildi emmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Yani böyle özellikle duştan çıktıktan sonra yağlanıyorsun ve bekliyorsun hani emsin de giyineyim diye. Yazın güzel ama kışın zor gerçekten. Ama bunu daha böyle masaj yaparken cilt hemen diye alıyor. O yüzden sevdim bunu. Şey aldım, hamile kıyafeti aldım. Bir tane hamile taytı aldım. Şöyle fitilli. Bunun içi şardonlu. Şöyle göstereyim. Polarlı yani. Sıcacık tutuyor. Ama ben bunları büyük beden aldım. Yani çok büyük oldu. Ya açıklama kısmında şey, yorumlarda herkes büyük alın, büyük alın yazmış. Şu anda ben M bebendim. L'yim şu anda. Ama XL aldım. Tight'ı. Şey diye düşündüm. Hani ödem olur, bacaklarımı çok sıkmasın, işte dikişleri kesmesin bacağımı, rahat olsun dedim. Ama hem A kısmından hem de bacaklarından, belinden, her yerden çok bol oldu. Şey diye düşündüm. Zaten kışa denk gelecek benim 8-9 aylarım. O zaman giyelim dedim. Şu an tabii ki de oluyor yine. Bacaklarım bir tık daha kalın olduğu için. Ama üstten böyle karın bölgesinden büyük geliyor. Belki bunun daha bir küçük bedelini alırım. Diğer çok merak ettiğim bir eşofmandı bu. Bu böyle şey, ince, tiril tiril bir şey. Çok güzel. Böyle hafif de parlak bir kumaşı var. Bunun da tabii yine karın bölgesi falan çok güzel, rahat. Bunu da ben X'li almışım. Bunu da L alabilirmişim. Ama bir de benim X'li almamın sebebi boylardan bana şey geliyor, kısa geliyor. Mesela şu fitilli tight X'li ama hani L olsaydı biraz daha bacağı kısa gelirdi. Ve ben bacaktan kısa olan tight'ı hiç sevmiyorum. Yani tamamen o bileğimi kapatması gerekiyor. Neyse.
Bu da gayet güzel oldu boydan. Bir küçüğü sıkıntı olabilirmiş. Bunun da böyle paçası lastikli ama hiç sıkmıyor. Gayet esnek. Bunu ben çok seviyorum. En sık bunu giyiyorum şu anda. İndirimde bir de saat aldım kendime. Bir de Onur'a da saat almıştım. İkimiz de artık dijital saate geçtik. Ben çok uzun zamandır istiyordum. Fakat şeylerin fiyatları çok yüksek. Yani Apple'ın fiyatları çok yüksek. Bir de gerek görmedim açıkçası o kadarına. Benim tek derdim hem hani pilatese başlayacağım hem biraz daha artık hani hamileliğimin bu döneminde biraz daha aktif olmam gerekiyor. Yürüyüş vesaire. İşte adımlarımı sayabileceğim, nabzımı vesaire böyle kontrol edebileceğim bir şey istiyordum. Huawei'in Fit 2'sini aldım. Gayet güzel bir şekilde şu anda bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hatta bu şey... Pilates dersinde falan açıyorum. Oradan gayet güzel bir şekilde bütün işte süreyi, nabzınızı, yaktığınız kalori falan takip edebiliyorsunuz. Böyle bütün bildirimler falan da şey yapıyor. Ben telefon olarak iPhone kullanıyorum. iPhone'la Huawei gayet güzel matchleşti. Hiçbir sıkıntı yok. Bütün bildirimler gayet güzel düşüyor. Onun dışında bekleyen kargolarım var. Dün gösterdiğim çizme var. Olaylı çizme. Defacto'dan iki tane hani mont almıştım. Onları bekliyorum. Böyle ıvır zıvır bebek eşyaları var beklediğim kargodan. Onlar var. Ya bebek için aldığım kıyafetleri göstermiyorum indirimde. Çünkü onun için ayrı video çekiyorum. O yüzden o videoyu bir sonraki, bundan sonraki değil ondan sonraki 3. videoda falan görebilirsiniz. Bir de şu gördüğünüz hurçlardan aldım. Ben bunlardan daha önce bir 6 tane falan almıştım. Kullandım. Çok memnun kaldım. Ama yetmedi bize. O yüzden yine bir 6 tane falan daha sipariş etmiştim. Buradakileri zaten daha önce göstermiştim galiba. Bunların hepsinin içi kıyafet dolu. Bunun dışında bir de şu yatak odasının üzerindeki, dolabın üzerindekileri düzenledik. Burada normalde o kadar çok fazla kutu vardı ki bunların hepsi çıktı. Zaten evlilerin en büyük problemi dolabın üstündeki kutular. Böyle elektronik eşya kutuları falan, işte kıyafet kutuları oluyor. Ve o görüntü beni çok sinir ediyordu. Onlardan kurtuldum artık. Bunların içerisinde de yine işte battaniye, yorgan, yastık var, kıyafet var. O kadar karışık ki. Onların hepsini tıktım. Geri gelince nasıl, nerede bulacağımı bilmiyorum ama şu an görsel olarak benim gözüme hitap ediyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bu hurçlar evet pahalı ama indirimde yine iyi denk getirirseniz satın alabilirsiniz. Onun da linkini paylaşıyor olacağım. Açıklama kısmına mutlaka bakın. Bu da size minik bir göbek update. Şöyle Christmas'lı yastık kılıflarım vardı. Ben bunları geçen sene yıkadık koymuştum. O yüzden şimdi hiç şey yapmayacağım. Yıkamayla uğraşmayacağım. Ama yıkayınca renkleri solmuştu. Çok üzülmüştüm. Böyle 4 tane var. Şu sarıları değiştireceğim arkadaşlar. Bunları çıkarmak çok zor. Çünkü içindeki yastık çok dolu. Çıkartırken ben bunları yırtabiliyorum. İnşallah yırtmam şu anda. Thank you.
çekerken şarjım bitmiş, fark etmedim. O yüzden birçok şey gözükmemiş aslında ama en son şu masayı yaparken gördünüz beni. Bunun üzerine şöyle krem rengi bir şey koydum, masa örtüsü koydum. Çünkü onun çıplak görüntüsünü ne kadar sevsem de bizim masa biraz daha açık krem beyaza kaçtığı için hem çok tozlanıyor, üzerinde kir kalıyor ve tırtıklı olduğu için de onların aralarını temizlemek çok zor. O yüzden bunu koydum üzerine. Buraya paspaslarım vardı zaten ama bunun yerine kokina gelecek arkadaşlar. Şu an elimde olmadığı için yine bunu bu şekilde bıraktım. Ama en yakın zamanda böyle Christmas süslemelerin olduğu bir yer var AVM'de. Oraya gideceğim ve oradan kokina almayı düşünüyorum. Bu zaten benim şarap şeylerim duruyordu. İçine birkaç tane kozalak koydum. Burada aslında gördüğünüz şu kırmızı kitap. Zennup restoranı biliyorsunuzdur. Zennup'un yemek kitabı ama kırmızı olduğu için ben onu her yıl başında çıkartıyorum. Üzerinde o kitap kutularımdan var. Bir tane de şöyle Bade Natural göstermiştim aldığım alışverişi. Bade Natural'in çok tatlı bir kutusu vardı. Bununla geldi. Christmas konsepti yapmış onlar da. Bunu kullandım. Bu şekilde. Ağacı da bitirdim ama ağacın ışıklarını bulamadım bir türlü. Onu Onur'a soracağım. Nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Burada zaten diğer şeylerim, yastıklarım. Bu zaten bizim kullandığımız güncel battaniyemizdi. Bu da aslında biraz Christmas konseptinde. Ekranımda da zaten benim ay boyunca hep böyle Christmas müzikleri olacak. Buradaki orta sehpaya herhangi bir şey koymadım artık çünkü çok abartı gelecekti bana. Zaten burası da aynı şekilde kaldı. Tütsülüğüm vardı burada. O yanıyor şu anda. Tuz lambam buradaydı. Şu küçük yılbaşı ağaçlarını sadece buraya koydum. Ve ben çok beğendim. Çok da tatlı oldu. Ben çok seviyorum ya evi böyle süslemeyi. Bana gerçekten iyi geliyor. Ruhuma iyi geliyor ve enerji veriyor. Buradaki dediğim gibi tek eksik sadece yılbaşı ağacının ışıkları. Ağacımızın ışıkları da geldi. Bu videoyu artık burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hafta sonu bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.